Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Leonardo da Vinci çizeceğiz. Şimdi konuşması var ve kendisini tanıtacak. Şimdi ben onu kitaptan bakıyorum, o yüzden şimdi okuyacağım size onu. Ben Leonardo da Vinci, dünyanın en büyük ressamlarından biriyim. Mona Lisa benim eserimdir. Aynı zamanda mucit, mimar, mühendis, filozof, matematikçi, yazar, müzisyen, botanikçi, heykeltıraş, astronomi ve anatomi ile ilgilenen bir bilginim. Yaşam öykümü öğrenmek ister misiniz? Orayı biz kitap okumadığım için şimdi ben onu çizeceğim. Bir dakika. Bir sayfasını bulayım. Evet, şurada. Şimdi bunu çizeceğiz. Şu şekilde. Çizelim. Bir dakika. Şu şekilde. Bu arada bundan sonra kitaptan çok gelecek, yani öyle böyle değil. Bu arada bundan sonra beyaz sayfadan gelecek bayağı. Ondan sonra yine o yeni olan gelecek. Burada şeyleri var, sakalları. Şimdi onları yapmak için ben biraz daha ince altı bir alayım. 6B nedense biraz 6H H gibi. Burada dudağı var. Şimdi dudağını yapmalıyız. Burada arkadaşlar, yorumları yazmak istediğim şey varsa yazın. Yani gerçekten Leonardo da Vinci ortaya çıkıyor. Sonra şuradan bir gelecek ama nasıl oluyor ya? Evet, ben şimdi şuradan şöyle bir şey yapmam gerek. Göstereyim. Evet, burası karanlık. Bu ulaştırma kalemini alayım. Ondan sonra şuradan biraz saç gireyim. Evet, böyle. Gerçekten çok benziyor şu anda. Evet, ondan sonra şöyle çok. Burada ömrünün yaşlı hali böyle. Biraz yaşlı. Evet. Bu arada bu adam Mona Lisa'yı yapan adam yani. Leonardo da Vinci çok ünlü biri. Bazı resimleri çok garip ya. Acaba bu adam şimdi Mona Lisa'yı nasıl akıl etti de yaptı? Onu çok merak ettim. Bu arada arkadaşlar, size önemli bir şey söyleyeceğim. Resim, kimse, bazı kişiler umursamaz.
Öğretmenler atanamaz, bazen öyle oluyor. Ama resim neden umursamıyor ki? Her şey resimden ibaret. Mesela bu kitabın her tarafı resim. Mesela halı, yine onun desenli resim. Her şeyi bir resimden ibaret yani. Arkadaşlar neden böyle oluyor ben anlamadım. Resim çok önemli bir şey. Bir de az kişi umursuyor resmi yani. Böyle bir şey olamaz, garip. Yani resim önemli bir şey ama bazı kişiler umursamıyor. Mesela aslında benim teyzem çok iyi resim çizer ama kimse bak. Ama bak, bakın ya, benim bir videomu çok bakmışsınız. Mesela onunki gibi. Ona da bakın. Biraz daha. Olmadı bu göz. Bu arada bu sabah kalktığımda her şey benim aklıma resim, hep resim. Mesela eski insanlar hep eskiden neyle haberleşirlermiş? Resimle. Resim önemli bir şey. Umursamayan çok büyük kötülük yapar. Sonra mavi boya alalım ama güzelce boyayalım. Yorumlara ne yazın biliyor musun? Bir dahaki videoya ne gelsin onu yazın siz. Bu şekilde devam ediyor. Sonra burada bir göz oluyor. Ama ha, yukarı geliyormuş o. Şunu bir silelim. Bu buraya gelmiyormuş. Bu şuraya geliyormuş. Aslında onu yapmasak da olur. Olur gibi ya şöyle. Neyse oldu. Olduğu kadar. Gerçekten Leonardo da Vinci. Gerçek şu an Leonardo da Vinci çizdi. Bizim de sihirli olur mu acaba resimlerimiz? Evet, gerçekten çok güzel oldu. Evet, bu şekilde. Şimdi ben bir tane renk getiriyorum hemen. Ama getireceğim ama bu. Ben pembe yapmak istiyorum biraz. Hafif altına pembe olsun istiyorum ben. Belki daha güzel bir tane rengi oluşturabiliriz işte, evet. Hep cam yapmak istemişti böyle bir şey. Az pembe koyarsın. Sonra üstüne bir tane renk koyarsın. Acaba ne olur bakalım. Tane rengi buldum. Aa, çok kolay geldi. Hadi bakalım deneyelim. Oy, harbiden çok güzel oldu. Ha, pembelik var. Böyle güzel oldu. Bundan sonra böyle yapacağım arkadaşlar. Siz de öyle yapın. Leonardo da Vinci. Bu arada arkadaşlar gerçek gibi oldu ya.
Pembe rengi alacağım. Aa, dudağı da aynı renk. Şaka mı bu? Harbi. Sonra bunun üstünden biraz geç. Bunun üstünden geçmek istiyorum biraz. Aa, hiç uğraşmaya gerek yok. Bunun rengi demiş zaten bu. Bunun ten rengi. Neyse, biraz aralara koyalım bunu. Neyse, bu da böyle olsun. Evet arkadaşlar. Çok önemli bir anıt oldu. Evet, bu şekilde. Sonra ne olsun? Onu bir renge boyayacağız şimdi. Şu taraflar mora kaçıyor genellikle. Mor gibi olsun şu taraflar. Biraz mor olmuş. Diğer tarafları değişik bir renk. O bende var mıydı diye unuttum. Onun keçelisi bende vardı ama. Sonra biraz kırmızımsı gibi yansıma yapıyor şu an arkadaşlar. Şu renk galiba aynı. Sonra solgun. Bir dakika, şunu bir şey deneyim. Yani sonra bu renk geliyor. Parlama oldu. Evet, bu şekilde oldu. Bak, Leonardo da Vinci diyen her kişi bunu Nasrettin Hoca'ya hatırlar. Neyse. Evet, bu şekilde. Ezan oku. De şuralara şöyle az daha. Evet arkadaşlar, videomuz bu şekildeydi. Videomuzu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.